Merhabalar Hatice'nin Leziz Mutfağı'na hoş geldiniz. Yeni tarifim elmalı soslu kek. Derince bir kabımızın içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt ilave edelim. Vanilyayı da ekledikten sonra mikserle Ortalama 10 dakika civarı çırpalım. Bu çırptığımız malzemeyi kekimizin üzerine sürmek için kullanacağımız için çok güzel çırpmamız önemli. Çırpıp hazırladığımız sostan bir çay bardağı üzerine sürmek için ayıralım. Buzdolabında bekletirsek güzel olacak. Gördüğünüz gibi benim sosum sarı oldu. Bu zeytinyağının verdiği renk. Eğer elinizde Kokusu olmayan rahatsız edici bir tadı olmayan zeytinyağınız varsa onu tavsiye ederim Sağlık açısından Ama çiçek yağı da kullanabilirsiniz Şimdi 3 adet yumurtayı ekledik ve çırpma işlemimize devam ettik Güzelce köpürdükten sonra 1 su bardağı unu ilave edeceğim Ben eleyerek ekliyorum güzelce kabarması için tavsiye ederim Şimdi bir pakette kabartma tozunu unun üzerine ekledim ve güzelce eliyorum. Çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Şimdi ikinci bardağımı da ekliyorum. Toplamda 2 su bardağı un ilave ettik. Elediğimiz unu güzelce hamurumuza yedirdik. Ve gayet güzel kıvamı olan kek hamurumuzu kenara alalım. Şimdi üzerine dizeceğimiz elmaları soyalım. Büyükçe bir adet elma üzerine yeterli olacaktır. Ben ikinci elmayı fazladan soymuşum. Sonra da kestiğimde çocuklara verdim. Onlar tükettiler. Şimdi bu şekilde elmaları dilimleyelim. Elmaların kabuklarından, çekirdeğinden ayırdıktan sonra incecik dilimliyorum. Bu şekilde incecik dilimlersek elmalarımızın kekin üzerinde kalmasını sağlayacağız. Dibe çökmemesi Önemli. 22 santimlik orta boy kelepçeli kek kalıbınızı bu şekilde altına yağlı kağıt sererek sıkıştıralım ve kek kalıbımıza hamurumuzu boşaltalım. Kenarlarına yağ sürmedim. Çünkü sos dökeceğim için yapışmayacağını biliyorum. Ama güvenemiyorsanız kenarlarına katı yağ sürebilirsiniz. Ortası fazla kabarmaması için kenarlarını güzelce yayalım ve üzerine dilimlediğimiz elmaları sırayla dizelim. Üzerini güzelce kapladıktan sonra 175 dereceye ayarlı önceden ısıttığımız fırında kontrollü pişirelim. Kekimizin piştiğini anlamak için kürdan batırarak kontrol edebiliriz. Kürdanımıza eğer hamur yapışmadıysa pişti demektir. Fırından çıkardığımız keki sıcak sıcak karıştırdığımız sosu sürelim. Fırça ile güzelce her tarafına yayalım. Ve sonunda sosun tamamını boşaltalım. Bir süre sonra kekimiz sosunu çekmiş olacak. Tamamen soğuyan keki kalıbından ve yağlı kağıdından çıkarıp servis tabağına alalım. Üzerine file bademle süsleyebiliriz veya e, Antep fıstığı da olabilir. Yeşil yeşil güzel görünür. Elinizde fındık da olabilir. Çok güzel bir görüntü elde edeceksiniz. Elinizde bulunan malzemelerle harika bir kek yaptık. Kek demeye de bin şahit lazım. Pasta gibi oldu. Sosunun verdiği ıslaklık, vanilyanın verdiği koku size anlatamam. İnanın çok lezzetli oldu. Şimdi ben tarifi sizlere alta yazıyorum. Sizlerde ilk fırsatta hatta şu an bile deneyebilirsiniz. Tüm malzemeler hepimizin evinde olabilecek malzemeler. Şimdi dilimlemeye ve servise geçelim. Pişirip hazırladığımız keki istediğimiz boyutlarda dilimleyebiliriz. Kişiye özel küçük büyük. Dilimlediğimiz keki servis tabağına alalım. İçerisinin de nasıl güzel olduğunu bu şekilde sizlere de gösterelim. Bakın gayet güzel kabardı. istediğimiz gibi oldu. Bir de çatalla bölerek bunun nasıl olduğunu tekrar bakalım. Mis gibi enfes bir yumuşaklığa sahip. Anında çatalı batırınca bölünüyor gördüğünüz gibi. Şimdiden sizlere afiyet bal olsun. Sizlerden ricam beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere, hoşçakalın.